Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Rage 2. Biliyorsunuz Epic Games tarafından bu ayın 25'ine kadar ücretsiz olarak veriliyor. İstediğiniz zaman kütüphanenizi ekleyebilirsiniz. Bu arada Türkçe dil destekli oynuyorum. Anonymous çeviri ekibinin sitesine girerek oradaki talimatları takip ederseniz Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabii bu da bunun da bir ücreti var. Ben de ödedim. Ayda 18 TL ödüyorsunuz ve sadece Rage 2 değil diğer oyunların Türkçe yamalarını da kullanabilirsiniz. Şimdi bu oyunun silah tasarımlarını Doom Eternal oyunlarına veya önceki çıkan Doom oyunlarına benzetebilirsiniz. Neden? Çünkü aynı grafik motoruyla yapıldı ve aynı ekip tarafından tasarlandı silahlar. Bu yüzden hani demeyin ya bu oyun Doom'a ne kadar çok benziyor diye. Oyunun hikayesi o kadar da ahım şahım bir hikayesi yok. Sadece saf aksiyon olarak oynarsanız daha çok keyif alırsınız. Güzel grafikli, harika bir aksiyon oyunu. Hadi bakalım. We had such plans for this world. Our earth, so mercifully cleansed by the meteor they named Apophis. We had such plans, all thwarted by one man, Nicholas Rain. With the push of a button, our future was ended. The arcs emerged. The Ecopods came tumbling down, all premature, pouring life back into the barren lands, starting a cycle of life anew, as we had planned to do with our own species. Our plans were thwarted by the naive and arrogant masses. The cleansing of our weakened species was hindered. Seslendirme çok kaliteli. Our aid selfishly refused. They chose their own pitiful existence over the future of the breed. Such hubris. They thought us defeated. We let them believe us defeated. But we moved underground. We watched their petty squabbles, their meaningless turf wars, their childish attempts at order from chaos, and we grew strong. Our science, our expertise, all aligned, all with one sole purpose. The surgical culling of the weak. Man reborn! We tear down the defenses. We take their compounds. We take the arcs. We raise their settlements and townships to the ground. Tonight marks the beginning of the cleansing. Tonight marks the rebirth of the authority. Bu gece işgale başlıyorlar. Biz de o işgalin ortasında savaşan bir askeriz. Karakter seçimi ekranı. Kadın karakteri alacağım. Grafikler gayet hoş görünüyor yani. Animasyonlar olsun, silah tasarımları özellikle olsun. ID oyun motoru burada gücünü gösteriyor. Microsoft boşuna para vermedi Bethesda'ya. Bu oyun motoru için verdi o parayı. Yakında görürsünüz. Come on, Lily. That was my kill. You gotta move a little faster, Walker. Lily, the closest thing I ever had to family. We grew up here in Vineland, raised by her drill sergeant of a mother. Me? I'm an orphan. I don't have a mother. But there's plenty more where that came from. I'm telling you. Bir dakika.
Cyberpunk'taki Judy değil mi bu? Saç şekli de aynı, suratı da aynı. Seslendiren kişi de aynı büyük ihtimal. Rage ondan önce çıktı ama. Çok ilginç. Böyle şeylere dikkat edelim. Mesela Cyberpunk'taki Takemura oynayanlar bilirler. Mortal Kombat'taki Fujin de aynı kişi. Severim böyle ayrıntıları. Yakalamayı severim daha doğrusu. Büyük ihtimal bu kadın da öyle bir şey. Harika ya. Şu oyun motoru var ya. Aksiyon için yapılmış. Bakın silahı gördünüz mü? Yakınlaştığım zaman tek atıyor. Zoom yaptığım zaman, uzaklaştığım zaman direkt otomatik. Sağlığı yenilemek için ölen düşmanlarınızı da Fate Shrine hücrelerini topla. Fate Shrine hücrelerinin dengesiz maddeler olduğunu ve hızla toplanması yok olacağını unutma. Okey. Türkçe oynamak da ayrı bir keyif ya. Duma fazla kaptırmış kendini. Eyvah. Doomguy zannetti kendini bir an. Ya hayranım şu grafik motoruna ya. Bu arada Vertical Science'ı açmamışız. Ekran yırtılıyor. Video ayarlarından büyük ihtimal onu açmadık biz. Yumuşak diyor. Açık. Tamam, şimdi açıldı. İnşallah sizde bir problem olmamıştır. Şimdi bunu zırhına alacağız abi. Olay bu zırhta. Still got a lot of jersey in it. Yeah, but it's our only shot. Oh, yeah. This is even better than I thought. Üf. İşte şimdi aksiyon zamanı. Çok iyi ya. Aha. Boomerang. Şöyle boomerang kullanıyoruz ama ben sevmiyorum böyle şeyleri. Atış etti çok iyi ya. Aha. El bombası. Üf. Çok iyi ya. Odaklanmak ve taktiksel öneme göre düşmanları bir nesneyle işaretlemek için LB tuşuna basılıp odaklanmayı kullanmak aynı zamanda yakındaki filtre hücrelerini sana çeker. Hmm. Okey.
Bakın şu şekilde zırhımızın özelliğini kullanıyoruz. Çevredeki düşmanları algılıyoruz. Hadi, tüh. Acaba yakın dövüş nasıl? Ha, animasyon bekliyordum ama. Belki şimdi yapabilirim. Yo. Şimdi aşırı yükleme olayı var abi. Bunu aktif hale getirdiğimiz zaman bizimkisi de coşuyor. Ayrıca sağlığımız da yenileniyormuş. Şu şekilde. Burada iyice duma bağlıyor yani. Geçti. Bu kadar. Şu atış ispine bakar mısınız ya? Çok iyi ya. Öyle değil mi? Ve öyle bir grafik motoru ki optimizasyon mükemmel. Yağ gibi akıyor ya. Ya bu kadar sorunsuz bir grafik motoru yoktur herhalde yani. Decorated war hero, ranger, and role model, especially for Lily. She took me in when my parents died. The meanest mom this orphan wildcard never asked for. Reporting for duty, come here! That's Jersey's armor. Jersey. They killed him. You're brave enough to put on his armor? You're brave enough to do that? Why? The fuck is that? Güzel söz. Bizzat kendisi gelmiş. Kolunu kopardı bildiğin o. General Cross. The evil leader of the evil authority, our own boogeyman. A bedtime story for naughty kids like me. I don't know if Prowley's lost it or if it's really true. Do know this though. If it is, I'm not gonna stand for it. Son of a stand down! That's a direct order! Watch out! Çok değişik bir sahne olmuş ya, anlatamıyorum. Gerçekten az önce hani bu sahne tamamen komple değişik bir sahne. Hani böyle ne iyi diyebiliyorum ne kötü diyebiliyorum. Erwina Prowley. Is that you? I was set to spare the lives of you original archists for experimentation. But for you, I'll make an exception. For old times, Erwina. Mm-hmm.
after all. Your uselessness is what once spared my life. Oradaki animasyon olmamış abi. Hani böyle alevler çıksaydı, vücudu komple yansaydı böyle daha güzel olurdu. Let's see if we can jump start this. Clear. Wait. Ah! Fuck's sake. I was conscious. Yeah, you were. But your shiny new armor needed a jolt. Yok abi, Judy bu ya. Ya Cyberpunk bunlardan aldı, ya bunlar Cyberpunk'tan aldı. This is all that's left. Just over 20 survivors. Bakışları bile aynı. Aynı karakteri iki yerde mi kullandılar, ne yaptılar? Anlaşmalı olarak. He killed her. He killed my mother. I don't know how. But we gotta stop them. And I'll personally wring the neck of that goddamn. Konuyu bir araştırır mısınız ya? Bu karakterle Cyberpunk'taki Judy'nin bir alakası var mı diye. Kaç modeli bile aynı. Büyük ihtimal CD Red Project, hani hazır asetler satın alırsın ya, bu karakterin asetini satın aldı. Yani eğer öyleyse o kadar da olmaz artık demek istiyorum yani. Yani aslında bu karakter Bethesda'nın bir tasarımı mıydı? CD Red'in değil miydi yani? Gerçekten çok merak ettim. Presidio'ya gideceğiz. Hadi bakalım. Ranger'ların toplanma yeri, briefing aldıkları yer. Belki bunu ölen annesi bir şeyler bırakmıştır geriye. Sonuçta Ranger'ların komutanıydı o. İşe yaradı. Aha. Evet, oyun esnasında bu gibi arklarla karşılaşacaksınız. Yeni silahlar, yani unique, eşi benzeri olmayan silahları ve skill'leri bu gibi arkların içinde bulacaksınız arkadaşlar. Buna dikkat edin. Welcome to ARC 401A.
So I just stick my hand into this strange hole and hope for the best? Here goes nothing. Welcome to the simulation chamber. In here, burada... you'll be able to gain proficiency in the use of your ARC weapons and any ID accessions. You have successfully installed ID accession. Aynen. Dash yapmayı öğreneceğiz bu simülasyonda. Bir ranger olarak kanındaki nanotriteler sana özel yetenekler vermekte. Bu nanotrite yetenekleri LB tuşuna basarak kullanılabilir. Okey. Gelen saldırıdan kaçmak ve düşmanın dikkatini dağıtmak için istediğin yöne doğru kaçınma yeteneği kullanarak LB tuşuna bas. Tamam. Bir roket atsın, kaçalım. Şöyle oluyor mu acaba? Oyunda fazlasıyla geniş bir skill ağacı var. Bilginiz olsun. Evet, kendimizi müttefik toplayacağız. Bu az önce bizi işgal eden artık mutantların diyelim liderini alt etmek için bu bölgedeki bize yardımcı olabilecek insanları toplamamız lazım. Daha doğrusu liderleri toplamamız lazım. Bak mesela bu da belediye başkanı. Vay be. So you thought you just dump all that on my shoulders and waltz off into oblivion, huh, Prowley? Well then, I guess it's all up to me now. Lily, there are three people I need to find. Ne iğrenç yaratıklar arkadaş. And Lucim Hagar. They're all part of a Project Dagger. Designed to stop the authority. That's a pretty tall order. Yeah, your mother is no nonsense, even from the afterlife. Too soon, Walker. Sorry, Lily. But hey,
I'm ready to trek out into the wasteland. I think I got just the thing. Come see me. Şimdi aracımızı alacağız, arazi aracımızı. Oyunda birden çok araç var, kullanabiliyorsunuz. So what you got? Well, I've got lots of ideas for projects, and with your help, we can get them off the ground. They're gonna be key to your survival out there. So, let's get you your ride. Projeler. Ekranına hoş geldin. Burada kazandığın proje puanlarını projeleri satın almak için kullanabilirsin. Projeler çok farklı ve büyük faydalar sağlar. Şu anda sadece Lili'nin temel projelerine erişebilirsin. O yüzden oraya tıkla. Öldür ve yok et. Temel. Ele geçir ve kontrol et. Bul ve kurtar. Bakın gördüğünüz gibi her bir müttefiğin onları çalışarak kilitlerini açabileceğin kendi projeleri mevcut. Hani az önce şey yaptık ya. Mesela bak. Yükseltme mevcut değil diyor. John Marshall görevlerini yapacağız ki bu kilitleri açacağız. Anlaşabildim mi? Anlatabildim mi? Böyle bu şekilde gidiyor. Ama şu anda temellere ulaşabiliyoruz sadece. Satın alabileceğin ilk proje araçlar menüsünden kilidini açar. Aynı zamanda bu proje sana bir çatışma aracı olan Anka'yı kazandırır. Araçlar menüsüyle araç yükseltmeye erişebilir ve ne zaman ihtiyacın olursa aracını çağırabilirsin. Bu projeyi seçerek X tuşuna. Asılı tut. Mükemmel. Araçlar menüsünden kilidini açtın. Menü tuşuna basarak ulaşabilsin. Daha fazla proje kilidini açmak için sonra topraklarda bulunan yerleri ve aktiviteleri tamamlayarak proje puanlarını kazan diyor. Öyle bir araç veriyor bize. Sonra topraklara hoş geldin. Açık dünya yapabileceğin şeylerin yerini bulmak ve onları takip etmek için harita menüsünü kullanabilirsin. Etrafı keşfettikçe yapabileceğin şey daha fazla şey haritada eklenecektir. Haritada bir yeri işaretlediğinde o noktayı GPS ile takip edebilirsin. Araç kullanırken GPS sana en hızlı rotayı gösterecektir. Harita menüsünden açıp görevler kısmına bakabilirsin. Arkları da oradan görebilirsin diyor. Şöyle bir araç veriyor bize oyunun başında. Oyunda gördüğünüz her aracı kullanabiliyorsunuz. Uçan minik araçlar da dahil. Böyle bir haritamız var. Gördüğünüz gibi gayet makul bence. Buradan mesela arklar var. Az önce kapsül gibi bir şeyin içine girip yetenek elde ettik ya. Onlar işte bunlar da. Geri kalanlar da haritalarda gösteriyor. Bazılarını da göstermiyor. Gizli. Onu da artık nasıl bulacaksınız bilmiyorum. Artık YouTube'dan bakasınız veya bir şekilde bulmanın yolunu bakabilirsiniz. Ben bilmiyorum ama. Yapay zeka bizle konuşuyor şu anda. Gördüğünüz gibi gayet oynanış olarak hoş bir oyun olmuş. Araca roket takabiliyorsunuz, füzeler vesaire, bombalar. Yol barikatları başka tarafından ile geçirmek ticaret koalisyonu barikatlardır. Buraları temizle ve yoldaki engelleri kaldır. Mecbursun burayı. Ne derler ona? Mecbursunuz bunları yapmaya. Bak şimdi. Üf, nasıl uçuyor tipleri gördünüz mü? Dediğim gibi oyun saf aksiyon. Çok keyifli bir aksiyonu var. Ve gördüğünüz gibi şu anda parçalanmıyor ama normalde parçalanıyor diye biliyorum ben ya. Şu şekilde cesetler parçalanıyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi
Artık burayı açtık. Çevrede para, materyal, bu gibi şeyler bulabilirsiniz. Her bölgenin kendisine ait şeyleri var. Mesela bu çevrede şu kadar kaynak var vesaire. Gördüğünüz gibi araçlar, kaynaklar, projeler, nanolar hepsi burada abi. Yetenek konumu. Silahlarımızı da buradan upgrade yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yetersiz filtre ediyor. O kaynaklardan toplamanız gerekiyor. İşte bakın, kaçınmayı da buradan geliştirebiliriz. Arklardan aldığımız skilleri de ayrıca geliştirebiliyoruz. Böyle bir şey koymuşlar. Bayağı bir şeyimiz var yani. Ne derler ona? Skill ağacımız var yani. Evet dostlarım, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Bu gibi Epic Games'in verdiği oyunları da paylaşacağım sizlerle yer yer. İyi olanları paylaşmaya çalışacağım. Normalde hasar alıyor bu araç. Ama şu anda senaryo gereği hasar almıyor. Onu ben de anlamadım. Evet. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.